zamanlar Çukurova'nın Fikret Vekilisi yakışıklı oyuncu Furkan Palalı ile Dizi TV'de farklı bir gün geçirmek için buluştuk. Merhaba sevgili Furkan Palalı. Öncelikle yoğun çalışma temponuz içinde bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bugün set dışında farklı bir yerdeyiz. Valla bugün seteren vardı, o yüzden sizi burada ağırlıyoruz. Bizi ağırlıyor çünkü, yani burası biz şimdi ev sahibi olarak baktığımız için kanala geldiğimizde siz ev sahibiniz, şimdi biz ev sahibiyiz. Set arasında da yani genelde zaten zamanım oldukça buraya gelmeye çalışıyorum spor salonuna. O yüzden burada ağırladık. Güzel, keyifli, yine her zaman olduğu gibi seninle keyifli bir söyleşi, röportaj yapacağız yani. O zaman hemen sorularımıza başlayalım. Profesyonel anlamda basketbol geçmişi olan bir oyuncu olarak sporcu kimliğinizin set ortamına yansımasının faydaları oluyor mu? Aslında çok güzel bir soru bu. Şu anlamda güzel. Basketbolun hayatımda neye tesir ettiğini mesela hep sorarlar yani. Ben de bir durup bir bakarım. Bir kere paylaşım. Çok önemli yani, paslaşma basketbolda. Herkesin hücum ederken beraber, müdafaa yaparken de beraber olduğu aslında bir spor yani. Herkesin senkron olması gereken. Bu anlamda da paslaşmayı, paylaşmayı, oyuncuyla sahne içerisindeki o ritmi sağlamayı bence kolaylaştıran bir unsur, bu kesin. Hakan Gümüşoğlu Demir'in baş düşmanı, sen nasıl gönderiyorsun Züleyha'yı? Yenmiş, resmen kurbağa bacağı yenmiş. Yedim valla. Nasıl yedin ya? Vıcık vıcık kurbağa bacağını nasıl yedin, bana bir söyler misin? Kaç kişisiniz burada ha? Bir çocuğa sahip çıkamadınız mı? Yaşlı bir kadına hakim olamadınız mı? Adettendir. Pazartesi spora başlanır, cuma bırakılır. Sürekliliği sağlamak anlamında biraz tüyo istesek bir Furkan Palalı olmak için ne yapmak gerek? Çok uzun 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 sürelerdir oturttuğum bir düzenin aslında devamını getiriyorum. Yani modellik yıllarından beri, hatta onun öncesi spor yıllarından beri. Buna göre zaten düzenimi kuruyorum. Yani sette işte yardımcım oluyor, o benim yiyebileceğim yemekleri organize ediyor. Asgari bir düzeni var. Yani onu asla es geçmediğim yerleri var. O düzende dediğim gibi çok çok eskiden beri geliyor. Yerine oturduğu için de öyle çok, yani sizler kadar öyle panik evhamlı olmuyorum yani aslında. Çünkü o hani şey vardır ya, bir düzen oturtursun ve artık o senin alışkanlığın haline gelir. Sonra da artık sen olmaya başlar yani, o senin bir özelliğin olmaya başlar. Benim için öyle. Ben yapmadığımda panik oluyorum yani. Şu anda sizi pür dikkat takip eden izleyicilerimize sağlıklı yaşam için önerileriniz var mı? Sabah kahvaltısını atlamayalım. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani gitgide bir piramit düşünün. Sabah başladığımızda o piramidin alt tabanını düşünün. Oradan böyle zaman geçtikçe, gündüz, ikindi, akşama doğru gittikçe bizim yeme ivmemiz azalması gerekiyor. Porsiyonlarımızın küçülmesi gerekiyor. Uykuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kardiyo yapmamız gerekiyor ve beslenmeyi de sağlıklı yapmamız gerekiyor. Yani ne yediğimizi de bilmemiz gerekiyor. Hani lifli yiyecekleri tercih etmek, çok yağlardan uzak kalmak, işte ayçiçek yağını çok fazla tercih etmemek, zeytinyağı ve has gerçek tereyağı mümkünse falan gibi önemli bence tüyolar. Bunlar olabilir. Gün içindeki atıştırmalıkların çok önemli olduğunu biliyoruz. Gün içerisinde hepimizin telaşeleri var. Ve hani bir şey denk geliyor orada, biri bir şey uzatıyor falan. Öyle alışkanlıklarımız var. Yani sen kendi içinde bir disiplinde olsan bile gelip işte biri cips uzatıyor yani. Hani aklın gidiyor falan. O noktalarda her zaman mesela şey çok kıymetli bence. Kendi çantan yani, o olmalı. Çiğ kuru yemiş, yumurta, yulaf gibi şeylerle beslenebiliriz. Ben de şu an bayağı yani spor hocası gibi konuşuyorum şu an burada. Demişler, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Sağlıklı bir vücut için Furkan Palalı'nın favori besinleri neler? Lifli yiyecekler. Ben balık mesela. Balık benim vazgeçilmezim yani. Haftada birkaç gün muhakkak yiyorum zaten. Bunu da spor yaptığım için sentezleyebilecek, proteini sentezleyebilecek şey aslında sebze. Özellikle yeşil, genelde yeşillikler. İşte börülce olsun, kuşkonmaz olsun, loka, maydanoz falan. Benim ara öğünlerim işte muhakkak çiğ kuru yemişler oluyor. İşte bazen hani yulaf yiyorum. Salatalık yine. İşte dozunda avokado olabilir yani, hani imkan neyse yani, ben hepsini söyleyeyim de. Genelde bunlar ama benim işte hani tok tutan yiyecekler klasmanında muhakkak yulafı söylüyorum yani, kesinlikle. Disiplin ve iradenize hayran kaldık doğrusu. Peki Furkan Palalı hiç abur cubur yemiyor mu? Tabii ki yani insanın mutlu olması için de bazen arada kaçamaklar var. Bunu kesinlikle yani ben bizzat tavsiye ediyorum. Yani kaçamak yapmazsak bu söylediğim sistemin hepsi çöp yani. Arada böyle kendini ödüllendirebileceğin yerler olduğunda işte o da çok kıymetli oluyor. Bu sefer onu da bekliyorsun yani. O gün senin için yani şimdi artık yeme zamanı diyorsun ve ödülü de hissediyor vücut yani. Ona da güzel reaksiyon veriyor. Tadında olursa. Diğer türlü vermiyor da. Spor, podyum, oyunculuk. Hepsinin karşılığı sosyal medyada beğeni toplayan fit paylaşımlar. Bu durum Furkan Palalı için motive edici oluyor mu? Ya tabii ki bunlar insanın aslında doğasında olan bir şey değil mi? Yani takdir görmek aslında. Yani o da bence insanı besleyen önemli bir şey. Tabii ki yani bunu görüp de insanların takdir etmesi benim için önemli. Doğru bir şey yaptığını, teyidini de alıyor olman önemli. Ama oraya bağlı kalmadan. Benim için güzeldir, artıdır. İyi bir motivasyondur. Ama yani fazlası değil yani. Orada hani sonuçta insanların eleştirdiği gerçeği var. Bunu da bilmek, buna sırt çevirmeden, üzülmeden bence hayatımıza devam edecek şekilde sadece küçük bir motivasyon olarak bakmamız gerekiyor.